Güzel bir Bodrum sabahında Kozatası'na gitmek için Bodrum Kalesi'nin yanındaki Bodrum Limanı'na geliyoruz. Kos'a gitmek için Bodrum Merkez veya Bodrum Turgut Reis Limanı'nı kullanabilirsiniz. Kosadası için Schengen vizesi, yeşil pasaport veya kapıda vize uygulamasıyla Kos'a gidebilirsiniz. Bodrum Kosadası arası 1 saat sürmekte. İstanköy veya Kosadası, Bodrum Yarımadası'nın karşısında Anadolu'dan 8 mil uzaklıkta yer alan bir Ege adasıdır. Yunanistan'ın Ionik Adalar vilayetine bağlıdır. Kosadası ayrıca Meropis veya Nimesia olarak da bilinir. Pasaport kontrolden çıktık. Burada değişik feribot firmaların yeri var. Kos'un ana köyleri Kardemena, Kefalos, Digaki, Antimegya, Mastihar, Marmari ve Pili'dir. Bunlardan Kardemena İngiliz turistlerin yoğunlukta olduğu eğlence mekanlarıyla doludur. Bravo, you are good people. Hipokrat'ın öğrencilerinin gölgesinde oturarak tıp dersleri okuttuğu, anlattığı çınar ağacının dibindeyiz. Aslında bu ağaçtan önceki ağaçmış. O ağacın köklerinden filizlenmiş bu ağaçta. Arkadaşlar merhaba. Kos Adası
Hipokrat ağacının altındayız. Burası binlerce yıl önce Hipokrat'ın asklepiyatlarını yani öğrencilerine, doktorlarına, doktor adayı öğrencilerine ders anlattığı ağacın altı. Biliyorsunuz Kos Adası ilk Asklepi, onun Asklepion'un yapıldığı yer. Asklepion nedir? Eski anlamda hastane tapınağı. Asklepios'a yani sağlık tanrısı Asklepion'a adanmış bir tapınaktır. Aynı zamanda Asklepios'un kızı Hijyen, yani günümüzdeki Hijyen'in de adı oradan gelmektir. Onun da ana vatanı burasıdır. Asklepios sağlık tanrısıdır. Kızı Hijyen de onun kızıdır. Günümüzdeki Hijyen de sağlıkla uyarlanmasının sebebi bu sebepten dolayıdır. İnsanlığa hizmet eden tüm doktorlara Hipokrat ağacının altından kostan selam gönderiyorum. Kos Adası'nda gezilmesi gereken yerlerin başında gelen Nerazzurre Kalesi, 1315 yılından beri adayı ve diğer tüm onuk adalarla birlikte yöneten Saint Jean Şövalyeleri tarafından 1436-1514 yılları arasında yapılmış. Kos Adası'nda görülebilecek başlıca yerler Roma Agorası, Asklepion, Casa Romana. Casa Romana bir zamanlar 26 odası ve 3 yüzme havuzu olan bir villadır. Bu villanın taban mozaikleri ve havuzların mozaikleri aslan, leopar, yunus motifleri 1800 yıl öncesinden adeta bizleri selamlamaktadır. Kaledeki geziye ve şehre tepeden kuş bakışına doyduktan sonra beni en heyecanlandıran yere yani Asklepion'a geçiyoruz. Bana göre Kos'taki gezilecek yerlerin en başında Asklepion bölgesindeki Hipokrat'ın ölümünden sonra sağlık tanrısı Asklepios'a adanmış olan Asklepion'dur. Antik zamanlarda dünyada sadece 3 adet bulunan bu hastanelere, ki bunlardan biri de İzmir Bergama'daki Asklepion'dur, her yerden insan tedavi olmak için geldiği bilinmektedir. Temmuz 2017'de Kos Adası'nda meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde Defterdar İbrahim Paşa Camii minaresi hasar görmüş. Elafteras Meydanı adanın merkez sayılıyor.
Bağımsızlık Meydanı anlamına gelen El Afdres Meydanı'nda arkamdaki pazar, hediyelik eşyalar bulabileceğiniz hesaplı bir pazar. Kos Adası plajları ünlü bir ada. Bu plajların başlıcaları Tigaki, Agios Stefanos, Therma Beach, Carmeni Beach'tir. Bu plajlarda yeme içme hariç giriş ücretsizdir.